Aslında gizli olan Allah değil, insanı kendisi gizlidir. Allah Kur'an'la anlatılıyor, Allah peygamberle anlatılıyor, Allah kainatla anlatılıyor. Yani en büyük örtücü diyeyim, lügatını söyleyeyim. Biziz. Kime? Kendimize. Örtüyoruz kendimizi. Ama en iyi kendisini, içini dışarıya gösteren çocuğudur. Ona dinle, ne işi var oralarda ya? Din başka bir şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dersimiz aşure kazanı gibi bir şey. Aşure kazanı, aşure kazanında maksat şu: kuru fasulye tadı ayrıdır. Fıstık koyarlar, ayrıdır. Ceviz, fındık koyarlar. Her konulan şeyin müstakil bir lezzeti var. Ama her lezzet kendisinden vazgeçiyor. Bütünsel bir lezzet oluyor. Onun adı aşuredir. Bu da halitalı dersen. Halitalı. Halitalı vardı ya. Bir de halitalı var abi. Halita. Halita. Hani evvel haliç ediyor. Evvelahi zahir ve batın ismi. Evet. Bütünselliği. Bu da halita dersin. Şimdi aşure kazanı, yani bu bir mutala edelim diye. Lezzet nedir? Zatın tadıymış. Yani le zattır. Zatın lezzeti. Sendekini uyandırıyor. Mesela baklava, zahirde baklavadan lezzet aldık. Şeyde geçiyor. 30. lemada ismi hakem galiba. Rızıkta lezzet, ismi haki yemekte, rızıkta diyor lezzet, insanda zevk mi diyor. Orada bir geçiyor. İsmi hakim tecelli eder diyor. Şimdi mesela zahirde baklavanın lezzeti var. Zahirde. Baklavanın lezzeti var. Aslında kanuniyet o lezzet bizimkini uyandırıyor. Sende var bu kabiliyet. Dışarıdaki lezzet seninkini uyandırıyor. Ama dışarıdaki hayal değil. Ama mertebesini konuşuyoruz. Her şeyin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var ya. Sureti baklavadır. Kanuniyeti sendekini uyandırıyor. Her şey böyle. Lezzet, lezzattır. Zatın lezzeti yani. Kendinden kendine. O hariç uyandırıyor. O şeyde çok belli oluyor abi. Hayvanlarda. Hani her şeyin yavrusu tatlı olur diyoruz ya. He. Bir hayvanın yavrusunda ne tatlılığı olacak? Sendekini uyandırıyor. Şefkat hissini aktif ettirdiğinden dolayı kendi şefkatinden lezzet alıyorsun. Evet, yani yavrulara acıma hissi değil mi? Yani sendekini uyandırıyor. İnsanlara hamd olmaz. Allah'adır hamd. İnsanlara şükrandır. İnsanlara teşekkürdür yani. Teşekkür şükürdür. Şükrün ifadesi ise insanlara şükür yapılır. Ama onun ifadesi teşekkürdür. Allah'a hamdır ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye geçiyor. Dedi ki aşure, atlıyoruz yani. Varlığına elhamdülillah deriz. Yaratıldım, ben yoktum. Yaratıldığıma hamd ederim. Harici ise şükrederiz, teşekkür ederiz. Varlığıma hamd ederim, nimetlere şükrederim. Değişti bir boyut. İrfan Hocam, var olmama hamd ederim, nimetlere şükrederim. Var oldum. Mesela hamdi çok güzel, en güzel şeyde, her yerde anlatıyor da, 29. Lema-i Arabiye'nin tercümesi var ya, şuaların sonunda hamd. Mesela Allah'ın varlığı en büyük nimettir diyor. Elma, armut falan nasıl nimetse, Allah'ın varlığı, alemimizde var olması
nimetlerin başıdır diyor. Bir yerde söylediğim zaman böyle sonra dedim Risale'de yazıyor nimetlerin başı. Allah nimet olur mu diyor. Nimet zannetti ki ya elma armut ekmek para gibi şey zannediyor. Hiç insan gördün mü? İnsan gördünüz mü siz? Zannediyoruz yani. Evet zannediyoruz. Gördüğümüz beşerdir. Herkes beşeriyetimizi görüyoruz. Herkes annesinden beşer doğar, sonra insan olur. Nedir insan? İnsan ahlaktır, vicdandır. Dünyada en tatlı şey nedir? İnsan. Güzel ahlaklı insanın tadıdır yani. İşte Allah Resulü. Yardan, serden, her şeyden vazgeçmiş. Güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. O 8. sözde abi 4 tane şey yazıyor. Güzel ahlakın altyapısı gibi. Hüsnü haslet, hüsnü fikir, hüsnü niyet. Bir de neydi? Hüsnü fikir. Yok. Hüsnü haslet. Hüsnü haslet. Hüsnü niyet. Hüsnü fikir. Hüsnü zan. Ha üstü zan. Ne oldu? 4 mi etti? Evet. Ne? Güzel ahlakın zeminleri. Bir de yapalım. Güzel ahlakın. Hüsnü zan. Ne aklımıza geliyor? Hüsnü fikir. Hüsnü haslet. Hüsnü haslet. Hüsnü niyet. Vay be. Sermest, serseri, serbest. Bunlar Farsçadır. Ne demek? Ser, Farsçadan baş demektir. Sarhoş. Başı boş. Serseri, başı boş demek. Serbest, başı bağlı, nikahlı demek. Serbest, başı bağlı, nikahlı, serbest. Günümüzde çok tam tersi gibi yani. Sermest, usta demektir. Hal ile sözün birliğine tasavvufta kelam derler. İrfan bunların birliğinin coşkusuna deniyormuş. Kelam ile sözün birliğinin coşkusu, irfan kelam ile şeyin söz ile davranışın, hal ile sözün birliğine de kelam tasavvufta. La ilahe kendimi de yok edince la ilahe illallah o var olur. La ilahe ilah yok. Yani nasıl ilah yok? İlah edindiğim ondan o yok. Mesela bak bakayım ilah olacak ne var? Bak bu mesela tabiat. Tabiat dediğin şey nedir? Karpuz gibi yer içine. Güneş ilah olabilir mi? Hani aklımı güneş yapabilir mi? Hava olabilir mi? Su olabilir mi? Toprak olabilir mi? Olamaz. Dördü bir araya gelirse olur mu? 4 tane körü bir araya getirsen göz olur mu? 4 tane deliği bir araya getirsen zır deli olur. Zır zır deli olurlar. Yani bir akıl olmaz ki. Şimdi la ilahe ilah yoktur. İlah dediğim şeyler bak bakalım ilah var mı? İlah mıdır bu? Bak araştır. İlk önce tenkit var. La ilahe ilah olacaklara bak bakayım. İlah edineceğime. Güneş ilah olur mu? Battı, kayboldu. Baktı ki ilah olacak bir şey kalmayınca illallah. O kaldı. Allah açık, insan gizli, kendi gizliliğini Allah'ın gizliliği olarak ifade etti. Aslında gizli olan Allah değil, insanın kendisidir. Ortaya korkunç bir iddia bu. Adam sordu ya bana, içeri söyledim. Bakırköy'de birisi gelmişti. Senelerden beri öğretmenmiş. Merak ediyormuş, Allah'ı niye görmüyoruz? Bizim gibi deliye gelirse dedim ki Allah'ı niye görmüyoruz? Kendini görmediğin için onu görmüyorsun. Nasıl yani, bu ben değil miyim? Bu senin kaportan, bu ben gömlek miyim?
Bu benim vücudum, benim yüzüm, benim simam, benim gözüm, benim aklım, benim ruhum işte. O ben diyen o sensin. Onu hiç gördün mü? Hayda. Geldi. Sorun birdi. Allah'ı niye görmüyoruz? Şimdi sorun ikiye çıktı. Meğer kendimi de görmüyormuş. Aynı böyle dedi. Ya ne güzeldi, ben kendim daha rahattım diyor. Allah'ı niye görmüyoruz? Yine bir şeyler buluyordum diyor. Hakikaten ben kendimi hiç görmemişim ya diyor. Ki sorun Allah'ın değil, sorun görende sorun var. Şimdi biraz da deşelim bakalım. Benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, o ben olan ben. Gören var mı? O zaman Allah açık da ben kendimi görmediğim için onu görmüyorum. Allah gizli değil. Biz gizliyiz. Biz örtülüyüz. O açık. Ters biliyordu. Biz açığız, o kapalı. Olur mu ya? Allahu vel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Ve huve bikulli şeyin alim. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir. Allah zahirdir. E niye gözükmüyor? Ben gizliyim de. Bu durumda olan adam, güneş yoktur diyor. Ulan çık dışarıya. Sen, sorun sende, sen bu durumdasın. Yorganın altına girmiş psikolojik hasta. Camları da kapatmış. Var ya böyle bir hastalık. Bilmem ne tabir kullanıyorlar. Her tarafı karanlık yapmış. Acayip her şey, her yeri tıkamış. Diyor ki her taraf zifiri karanlık. Ve ama sopayla dolaşıyor. Ulan ne karanlık ya. Karanlık da diyemez ya. Demek ki Allah açık. Kapalı biziz. Şey abi, Kitab-ı Kebir-i Kainat diyoruz. Okuyoruz. Allah'ın varlığına dair bir şeyler ortaya çıkıyor. Ama şey diyorum mesela. Ey insan olan insan. Kendini oku. Nereden ne okuyacağım yani? Neye bakacağım? Ya Allah kendisini bir, peygamberle, iki kitaplarla, üç kainatla, dört fıtrat-ı zişur olan vicdanla konuşuyor. Açık. Peki nasıl olabiliyor? Çok açık, çok gizli. Sen mesela bir sal vereyim. Şiddet-i zuhurundan gizli. Bir şey çok şiddetli zuhur ederse, çok şiddetli açıktaysa o gizli olur. Mesela güneş çok şiddetli olursa Temmuz Ağustos'ta kimse semaya bakamaz. Güneş yok mu? Gözükmez ki. Yani öyle bir ışık oluyor ki sema, güneş şiddeti zuhurunda gözükmez. Örnek başka vereyim. Şimdi biz biziz. Bizim içimiz dolu. Bir fikir çıktı. Bir his çıktı. Bir gadab çıktı. Bir öfke çıktı. Bir şehvet çıktı. Bir nefret çıktı, bir intikam çıktı. Çıktı da çıktı biz. İçimizdeyken o uyanırsa biz onun içine girmiş olmuyor muyuz? O fikrin içine giriyoruz ama fikri görebiliyor muyuz? Şimdi gadab inkar edebilen var mı? Gadab olduğu zaman adam kırıyor, döküyor, cinnet geçiriyor, öldürüyor, boşuyor, ne bileyim. Her şey yapıyor. O gadabın içindeyken artık beden dalından kopmuş yaprak, kurumuş yaprak, artık hedefini rüzgar belirler. Dalından kopmuş yaprağın hedefini kim belirleyecek? Rüzgar belirler abi. Şimdi Allah açık ama hala kendi biz gizliyiz. Abi hani Allah'ı niye göremiyoruz da üç şey sayıyorduk ya, biri şiddeti zuhur, azamet, kibriya diyoruz. Evet. İnsanda böyle engel olan şeyler ne ki kendine göre? Mesela Allah niye gözükmüyor? Azamet, kibriya, şiddet-i zuhur. Mesela bir şey mutlak ve muhit olursa, bir şey, hani hoş geldin. Şiddet-i zuhur mesela, azamet, çok büyük. Mesela karınca burada olsa, beni görebilir mi? Beni görebilmesi için benim dışımda olacak. Karşı da olacak. Bak sizi ben görüyorum. Benim dışımdasınız. Ama ben onun içinde olursam onu görüyorum. Bir hücre diyelim veya bir mikro. Yani karınca ya burada dursa beni nasıl görecek? Beni görebilmesi için böyle ihata etmesi lazım. Yani kibriya var bir de. Kibriya. Azamet büyük. Ötekisi de
mekanı ve zamanı yok. Mesela onlardan bir tanesi zaman. Her şeyi değiştiriyor. Her zaman onu kullanırız. Her zaman diyoruz. Zamanım yok. Zamanım geçti. Zaman şöyle. Ama zamanı gören yok. Her yerde mutlak ve muhit ise o şey gözükmez. Zamanı gören var mı? Zamanın zamanı var mı? Zamanın tipi var mı? Zamanın yaşı var mı? Zamanın yaratana yaş soruyorsun şimdi. Allah kaç yaşında? Zaman kaç yaşında ise Allah da o kadar yaşında. Şey diyebilir miyiz abi? Mevhum ve farazi olan enenin katılaşıp insanı yutmasından dolayı insan kendini göremez. Evet, evet, evet. Aslında gizli olan Allah değil, insanı kendisi gizlidir. Gizli, en büyük gizliliği nedir? Gizli oluşunu bilmemesidir. Bak benim gömleğim, benim vücudum, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim ruhuma ağır geldi. O ben denilen o her şeyi sahip çıktı, onu kaç kişi biliyor? O sensin işte. Gizliliğin gizliliği. Nerelerdesin? Hangi dehlizlerdesin? Şimdi o çıkmış diyor ki Allah niye gizli diyor. Sen gizli olduğun için. Allah gizli değil kardeşim. Allah evvel, ahir, zahir ve batın. Allah zahirdir. Batın olan, gizli olan sensin. Bodrumdasın. Çık dışarıya güneşi göreceksin. Bağırma Bodrum'da zemin beşte güneş yok diye. Sende yok. Mesela insanın fark etmesi veya ben kimim sorularının sonunda insan işin içinden çıkamıyor ya. İşte peygamberlere iman orada imdada yetişiyor. Yani mesela kendi alemimizde düşündüğümüz, tefekkür ettiğimiz bir şey bu. Nasıl ki Allah'a iman... Üç tane şey gizli yapar her şeyi. Azamet, kibriya, şiddeti zuhur. Mesela Temmuz Ağustos'ta semaya baktığın zaman şiddeti zuhurundan güneş gözükmez. Başka bir tanesini söyleyeyim. Temmuz Ağustos'ta bir ayna düşün değil semaya. Zaten bakınca böyle bembeyazın bembeyazı olur sema. Bakamazsın ki. Hayalim bile beni gözümü kamaştırdı. Cam koyun, kaliteli bir cam. Temmuz Ağustos'ta bir de iki de güneş vursun oraya. Şeyi göremezsiniz. Güneş orada şekli yoktur. Korkunç bir parlaklık var. Hiçbir şey gözünü alıyor. Şiddet-i zuhurundan ayna gözükür mü? Orada ayna var mı? Nereden biliyorsun? Aklın bilir. Ama ayna gözükmez. Ama biliriz ki var. Şimdi sıkıntı kimde? Sıkıntı aynada. Kendisi gözükmüyor. Örtmüyor ama nur örtmüş. Şiddeti zuhurundan ayna gözükmüyor. Muhyiddin Arabi aynaya bir bakmış mevcudata veya kendi ruhu ayna. Bir bakmış ki güneş var. O şiddeti zuhurundan aynadaki güneşi görmüş, aynayı görememiş. O zaman hem o istemiş. Her şey odur. Aynayı görse her şey ondandır diyecekti. Aynadaki güneşi hangi sistemle görmüş onu? Aynadaki güneşi kendi o artık eni öyle inkişaf etmiş ki yani varlıktan çıkmış. Yani şu aslında buzdur, sudur demiş. Su da enerjidir demiş. Enerji esirdir. Esir maddi hayat. Maddi hayat, aynı hayat, aynı hayat, hayatınca buraya varmış. Bakınca bu hiçbir şey yok demiş. Yani buza bakınca suyu görmüş. Hatta buza bakınca H2O'yu görmüş. Buz yok ki demiş. Enenin mahiyetinin, o kainatın, o şeyleri açılır diyor. O zaman ene bilinirse. Mahiyetini. Evet, mahiyeti bilinirse. Enenin iki yüzü var. Bir nur, bir mana. Nur tarafı ruzname olması, takvim olması, hulasa olması, harita olması. Demek ki bunu yer yer zikrediyoruz. Allah niye gözükmüyor? İnsan gizli olduğu için. Kendisini gizlediği için. Örtmüş kendisini şehvetle, gadapla, öfkeyle, kariyerle. Yani ne kadar örtüler var ya. Adam gözü kör olmuş paradan başka. Akrabasını görmüyor. Adam mezarda amcası gömülüyor. Telefonla. Amcası gömüyor. Ben sana demedim ona mal verme. Git bankaya yazdır onu tamam mı? Tamam yazdır. Mezarı görüyor mu?
kara, kör etmiş. Nasıl görecek şimdi mezar? Mezarı görmüyor mezarda. En etkileyici yer mezar. Hiç etkilenmiyoruz. Neredeyiz? Çünkü örtmüşüz kendimizi. Gördüğümüzü zannediyoruz. Görmüyoruz ki. Haya, edep, vefa, anlayış, feraset, basiret, dirayet, şefkat, muhabbet, bunlar hepsi örtü. Bunlardan sıyrılacaksın ki Allah zahirdir, batındır, evvel ahirdir. İnsan örtülüdür. Bu izahtan sonra bir daha okuyayım cümleyi. Allah açık ama insan hala gizli. Kendi gizliliğini Allah'ın gizliliği olarak ifade etti. Aslında gizli olan insanın kendisidir. Anladın mı? Şimdiye kadar Allah gizliydi değil mi? Meğer gizli bizmişiz. Allah'ı bilmek kolaydır. En zor insanın kendisini bilmesidir. Niye? Men arefe nefse fakat arefe rabbe. Onun için denmiş. Kendini bilen Allah bilir. Çünkü Allah'ı bilmek niye kolay? Allah'ın peygamberi var. Bak bilen birisi var. Allah'ın kitabı var. Allah'a tavsif eden, tarif eden değil, tavsif ediyor. Kainat var. İnsanın da uyanık vicdanı var. Uyanık zişur olan vicdanı. İnsanın nesi var? Allah Kur'an'la anlatılıyor. Allah peygamberle anlatılıyor. Allah kainatla anlatılıyor. Allah fıtratla anlatılıyor. Sen söyle bakayım o ben olan ben. Benim ruhum diyen. O ben olan benim. Nesi var? Ne ile tanıyacaksın? Peygamberi yok. Kitabımız yok. Eserimiz yok. Ancak tefekkürle düşünce değil. Düşünce tefekküre taşınır. Tefekkür yapa yapa, tefekkür yapa yapa resmi tek tek değil, bütünsel görmek. Böyle artık varlıktan, mevcuttan vücuda taşınırsak, mevcuttan vücuda taşınırsak, coşarsak, tefekkürle. İşte bu tefekkür ediyor şu anda. Ha, şu anda diyoruz ki biz örtülüymüşüz. Bu ne demek? Bunlar tefekkürdür. Böyle diye meşgul ola ola. Niye 10 günden beri şahsi manevi diye her gün 5 dakika dersin önünde anlatıyorum. Anlata. Karadeniz su yumuşaktır, kaya serttir. Vura kayayı uyuyor. Şahsi manevi, sersi manevi, şahsi manevi insan büyük insandır, manevi bir insandır diye. Oturacak kafamıza diye. Başka dedik ya dersin başında aşuriyedir. Konuyu değiştiriyorum. Akletmek akla, kalbetmek demiyor. Akletmek, kalbetmek demiyor. Burada yaşam var. Kalp tekalup dönüştürücü olduğu için devamlı değişen kalbimi sabit kıl ya Rabbi diye dua etmiş Peygamber Aleyhisselam. Sebit kalbi. Dininde sabit. Evet. Yani devamlı değişen bir kalp sabit çok zor. Mesela niye Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekberleri veya bazı dersleri, Kur'an bazı süreleri niye tekrar ediliyor biliyor musunuz? Çok hikmet. Akıl bir şey izah ve burhan ispatı kondu mu? Tamam. Kalp öyle değil. Devamlı tekrar edile ancak oturuyor, mal oluyor. Nereden çıkartıyoruz? Lemalarda. Günahlar kalbi işteye kalbi siyahlandırıyor. Nur-u imanı çıkarıncaya kadar. İşteye her günahta var ama bir anda birkaç tane günah olmuyor. Günah işteye yapa yapa nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaşıyor. Doğanın, tabiatın içerisinde kuvvetler vardır. İnsanda anlam bulur doğa. Akıl bu anlamları yasaya dönüştürür. Öğretmensiniz ya. Bunu herkeste yapamam bu konuşmayı veya şeyi. Bak bir daha. Doğa var ya, tabiat. Ne var doğada? Kuvvetler var ve yasalar var. Yer çekimi, kanun, hikme falan.
Aynı zamanda kuvvetler var. Bunlar insan düşününce insanda karşılık bulur. Akıl bu anlamları yasaya dönüştürür. 1 bölü 2 AT kare. İğme formülünü yapar vesaire. Doğadaki kuvvetleri aklında anlama dönüşen tek varlık insandır. Doğadaki kuvvetleri, simgeleri düşünüp, anlamlanıp yasaya dönüştüren tek varlık insandır. Melek bile değildir. Yasaya dönüştürüyor. O yasayı kullanıyor. Mesela kuşu halifelikle alakalı. He? Halifelikle alakalı. Nasıl halif? He. Halifelikle alakalı diyorum yani. Evet, mesela kuşu mesela veya denizdeki yüzmeyi o kuvvetleri keşfediyor, düşünüyor. Sonra onu yasaya dönüştürüyor. Kendisinde farklılık yaparak kendisi de uçuyor. Bir daha. Doğanın, tabiatın içerisinde kuvvetler vardır. Kuvvet, çekim yasaları mesela. İnsan da anlam bulur bu yasalar. Akıl bu anlamları yasaya dönüştürür. Doğadaki kuvvetleri aklında anlama dönüşen tek varlık insandır. İnsanlar arasında ortak olan manayı analiz. Fakat her kişiye özel doğanlam. Her kişiye özel doğanlam verir ki ne yazmış? Çabuk yazmış. Her kişiye özel. Yani mesela insanlar arasında ortak bir manayı buluruz. Benim düşündüğüm gibi düşünmezsin. Sen de farklı düşünürsün ama bu sefer bir araya geliriz. Ortak bir anlamda birleşiriz ki varır ki ancak o zat bilir. Yani ortak bir anlama da buluşabiliyoruz ama ortak bir yerde buluştuk gibi diye aslında onun kendisine sakladığı mana ona hastır. Bebeklikten çocukluğa kelam ile olur. Bebeklikten çocukluğa öğretilir. Baba, ciz, yapma, hayır, ayıp, açma, gel. Ne yapıyoruz? Bebeklikten çocukluğa kelam ile olur. Çocuk o kültürün lisanını konuşarak ikinci kez o topluma doğar. Bir doğdu, nerede doğduğunu bilmez. Kelamını alarak topluma doğar, kültüre doğar. İkinci doğum toplumdur. Örf, anane, kültür ve geleneğe doğar. İkinci bir doğumdur. Kelam o zaman kalıp gibi oluyor. Evet, kalıp gibi olur. Kalıba dökülüyor. Doğanın herhangi bir şeyi misal, elma insanın dimağına konu olunca, mesela insan doğaya bakıyor, şu bahçemizde hakikaten limon var. Limon, insanın kafasının aklına konu olunca, nesne olur. Nesnelere dönüşür. İnsana konu olan her şeyin nesnedir. Eşyanın çoğuluna da şey denir. Nesne nedir öğretmenler? Nesne. Cisim biliyorsunuz abi. Manayı ifade eden şey. Limon. Mesela limon deyince falan kafanda ne oluştu? Ekşi. Görüyorsun değil mi bir şey? Evet. Hayaline geldi mi sana bir şey? Evet. O nesne işte. Anlam bak, nesneye dönüştü bak. Hemen şekle dönüştü. Nesneleşti. Nar. Doktor geldi değil mi bir şey? Ha? Bak, o mana nesneye dönüştü. Maneviyat da böyle işte. Emrin itibarı, emrin ismi meselesi değil mi? Kullanınca. İblis de İblis'e geçiyoruz. Dedi ki aşure dersi farklı farklı. İblissiz olmaz. İblis de bizde elbiseymiş. İblis lebese, libas. İblis belese değil mi? Belese, he.
Belese, belese. Örtüyoruz hakikatları. Kendi kendimizin iblisi oluyoruz. Hakikatları örttüğümüz için. Ne ararsın iblisi hariçte? İblisi kendinde arar. Libaslıyoruz, örtüyoruz. Kah gadab, kah şevet, kah örf, anane, kültür, ne bileyim bir heves. Kendi kendimizi örtüyoruz. Kafir de örtüyor ya, küfür o ya. Oysa en büyük... En büyük şeytan biziz. O, en büyük kef, en büyük şeytan biziz diyeceğiz de kendimize. Tiksindirmek çok ağırdır. Yani en büyük örtücü diyeyim, lügatını söyleyeyim. Biziz. Kime? Kendimize. Örtüyoruz kendimizi. Taşı da kendimize atacağız. Abi. Evet. İblis elbiseden geldiği için örtüyoruz hakikatları. Şimdi herkese soruyor. İlk önce başta. Kendime sormasam bunu yazma. Bu millet olsun diye ben, değil ya. Ben ders çalışırken aldığım notlar. Hatırıma gelen. Kendime soruyorum. Kendime de soruyorum. İsmail diye düşün. Bak. Hazır ol. Kendini tarif et denince filancanın oğlu, filancanın hocası, işçisi, patronu vesaire. Oysa yani kendini tarif et deyince ne hatırına geliyor? İşte yaşadığım yeri, adım, soyadım, ne yaptım? Öyle o kadar. Veya birisinin kocası, babası, dayısı, amcası oluyorsun. Yani o kadar. Allah, Allah nedir deyince ne deriz? Zatı, sıfatları, sıbıtısı var. Başka? O kadar. Hoca keşke gitmeseydin. Evet, çünkü bu çok antika bir şey geçti. Allah neyi görürüz onları. İşte böyle yapar iblis. Durur durur dersin ortasına abdesti çıkartır. O yaptı. Göresin diye satar. Örttürdü yani. He tabii. Adam kaldırdı onu. Haberi yok onu. O kaldırdı. Kendini tarif et denince ne ifade ederiz? Filancanın oğlu, filancanın hocası, işçisi, patronu ise oysa sahip olduklarını tarif ediyorsun. Sen kendini tarif etmedin ki. Sen ne anlıyorsun? Falan, ciddi falan, filancanın. Hep böyle sahip olduklarını anlattın. Hiç kendini anlatmadın ki. Allah nedir? Bu kainatı yapan. Allah'ın şeylerini anlattın. Allah'ı anlatmadın ki. Allah'ın esma ve sıfatı var. Allah'ın sıfatlarını anlattın. Allah'ı kendisi anlatmadın ki. Zaten abi Allah sıfata ve esmaya muhtaç değil. Sırf biz böyle bir şeyler diyebilelim diye. Abi bir tanıyalım diye. Bir daha okuyayım. Oysa sahip olduklarını tarif ediyor kendisini insan. Tarif etmiyor. Sahip olduklarını tarif ediyor. Ben Hasan, işte doğum tarifi falan, nur tarifi, Risale-i Nur talebesi şöyledir. Elimdekileri söyledim. O zaman herkesin bendeki tarifiyle ya severim ya sevmem, bizzat kendisini bilmem mümkün değil. Mesela İrfan'ı severim veya sevmem. Nesini severim? İrfan'ın yüklediği manayla İrfan'ın kendisini zaten şahit olmadım ki. Hele hele birisi anlatıyorsa, ya benim amcam çocuğum var ya, seni abi öyle seviyor ki şöyle diye hemen gıyaben muhabbetim oldu. Ama tam tersi, daimi çocuğu var ya, Allah seninki görse kesecek, kıyma yapacak olan, bak o da şey yapma. Yani o adamı da tanımıyorum ki. Herkesin irfanı farklı. Evet, herkesin irfanı farklı. Hususi irfanı. Demek ki çok tuhaf ya. Mesela kendini tarif et deyince nüfus cüzdanını anlatıyorsun. Seni, sen değilsin ki. Allah, Allah nedir? Şu kainatın sahibidir. Allah'ın sahip olduklarını anlatıyorsun. Allah'ın kendisi. Nedir o Allah'ın kendisi? Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk ettiklerini söylemek. Boş ver doktor. Desin. Özgürlük keyfilik değildir. Ustadın tarifiyle kendisine ve gayrisine zarar vermemektir. Peki ne demek o şey hakikat ifadesine? Özgürlük keyfilik değildir. Hak ile haklanmaktır. Yani mazhar-ı esma ve sıfatı harmanlayıp sibgatullah, Allah'ın ahlak ile ahlaklanmaktır.
Kendim kendime mesafe de koymalıyım. Mesela insana çok yakına koyma. Çok da uzağa koyma. Bunu kendine de yap. Kendine fazla meşgul olma, fazla da unutma. Ankara'da bir tabir var yöresel. Kendine seslenmen. Yani sen kendini fazla duyma. Hastalık bu işte. Hikmet sırf dindarlara verilen değil, insanın ortak havuzudur. Ve bir olmaya, beraber kaynaşmaya vesile olduğu için Çin'de dahi olsa gidin alın denmiş. Hikmet. Hikmetin yönlerinden birisi marifet, felsefe, sofya, bilgelik denmiş. Dünyada vücut ile var zanneden, bak dünyada vücut ile kendini var zanneden, kabirde de vücut ile toprağa gireceğini zanneder. Mesela ben kimim deyince bedeni zanneden, toprağa da ben gireceğimi zanneder. Cezası bu. El cezamin cinsilamen, kendini yanlış bildiğin için cezası da yanlış. Bedene ben dersen mezara da sen gireceksin. Ondan korkuluyor. Ama ben Müslüman'da bahsediyorum. Hep bu mezar konusunda kafirden bahsetmiyorum. Kafirden benim bahsedemem zaten dehşetini ama o bizim konumuz değil. Dünyada ceset ve beden ile adres belirliyoruz. Beden ruhun burada bulunmasına bir adres yapıyor. Fikir, hisler, duygular ve latifelerle beden bize mahkum ama cehalet bizi bedenin içindeyiz zannediyor. Oysa ceset ve beden bizim fikir ve duygularımızın içinde. Cehaletimiz biz bedendeyiz zannediyoruz. Oysa beden bizde. Neremizde? Hayalimizde. Hayal kurduğun zaman beden gene sende. Hayaline göre bedenin çalışmıyor hormonlar. Ne hayal ediyorsan hormonlar öyle çalışıyor. Neyi düşünüyorsanız öyle çalışıyor. İnsanın fikirleri, duygular öyle çalışır. Ama ehli tefekkür olmayan bu ince çizgi fark edemiyor. Ehli tefekkür olmayan bunu fark edemiyor. Eskiler der ki, ama buna da iyi yaslanın, bekar olan birkaç kişi var. Benim gibi eksik kafadan onlar. Eskiler der ki çocuk babanın sırrıdır. Duymuş muydun? Bahsetmiştim az önce. He. Ama buradan duydun da ama. Eskiler böyle dermiş alime. Çocuk babanın sırrıdır. Sır bilinmekliği barındırır. Hani Allah dedi ya insan benim sırrımdır. Ben de insanın. Allah bu kainatı yarattım. Ben gizliydim. Gizli bir hazineydim. Bilinmekliği murat ettim. Şimdi çocuk nedir? Babanın sırrıdır. Sır benim neyim? Kimim? Görmek istiyorum. Çocuğum oluyor. Kendimi seyrediyorum. Sırrımı dışarıya fahş etti. Aa İrfan'a ne kadar benziyor ya. Oldu mu İrfan? Biraz gideyim. Sır bilinmekliği barındırır. Çünkü ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliği murat ettim der. Bilmana insanda da böyle. İnsan gizli bir hazine. Bilinmek istedi. Eseriyle, konuşmasıyla, sanatıyla, namazıyla. Ama en iyi kendisini, içini dışarıya gösteren çocuğudur. Bunu her şey için söyleyebilir miyiz? Her şey bizim dışa vuruşlar. Dışa vuruşlar. Mesela çakıyorsun, konuşuyorsun, namaz kılıyorsun. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu onun neyin dışa vuruşuymuş abi? Hani iman etmeyen var ya. O bizim öteki tarafımızın. O da onun. Öteki yani iman tarafımız var küfür. Ya biz Müslüman olduk, mümin olduk diye iman ettik de kafir tarafımız yok mu? İlk üniversite diploman var diye ortaokul diploman yok mu? İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi o taraf yok olunca oluyor. Risale'de geçiyor değil mi bu tabir? İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmak. O zaman bizdeki küfür tarafları yok oldu.
Ne demek? Burayı, orayı, orayı, burayı aynı yaşıyor. Kabre bakıyor, seyrediyor. İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi varmış. Toplam. Acayip ya. Risale-i Nur neler, nelerden bahsetti ya. Ben okurken böyle düşüne girdim, düş aldım. Böyle okurken aldığım notlar ya. Ya başka ne var? İşte ondan söylüyorum. Risale-i Nur'un söyledikleri var ya söyledikleri. Bir avuç ise söylemek istedikleri tonlarcadır. Aynı kanun Kur'an'da var. Kur'an'ın söylediklerinden fazladır. Kur'an'ın söylemek istedikleri, söylemek istediği gizli mana mertebeleri nihayetsizdir. Söylediği nedir? Kaportadır, tabeladır ya, plakadır. Dükkanın adıdır. Arabanın plakasıdır Kur'an'ın meali. İçinde adamlar var, adamların duyguları var. Dükkanın tabelası. Gir içeriye, adam oturuyor. Adamın biraz konuş, aklına gir. Aklından ta vicdanına gir. Gir de gir işte, dibi yok ya. Mana kaybolmasın diye üzerine konulan işaret taşları. Evet, mana kaybolmasın işaret taşları. Aynen, aynen Ahmet'si. Bir ayette bir mana muhakkak ki müşrikler pistirler, necistirler diyor ayette. Lan adam yeni yıkandı. Demek ki şirk necasettir, pisliktir. Peki neyin? İçsel alemin necisidirler. Müşrikler. İç pisliklerini dışa vurur. Çünkü ayette diyor ki müşrikler necistirler diyor, pistirler. Mesela bir misal söyleyeyim başka. Fiilen. Yavuz, evet. Terledin. Bir şey yok. Namaz kılabilirsin ter. Kılamaz mısın? Terli bana sarıldı, ben kılabilirim. Ama içki içenin teri necistir. Kılamam. Gidip yıkanmam lazım. Din zannediyoruz ki namaz, oruç falan. Din fıtratı konuşuyor. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. Ya ne alakası var ya? Ya içkiyle teri ne alakası var? Nerelere hükmetmiş? Mesela siz kainatı sabit zannediyorsunuz. Biz genişlendiriyoruz. Buna dinin ne işi var oralarda ya? Din başka bir şey. Siz de bak din mi bu? Din deyince biz namaz, oruç zannediyoruz bir daha. Şu dağları sabit zannediyorsunuz. Oysa biz onu yürütüyoruz. Buna böyle din olur mu ya? Hiçbir felsefede görmedim, duymadım. Tuvalete nasıl girilir? Din buna da hükmetmiş. Şöyle otur, böyle oturma, böyle düşün, tükürme. Çünkü şurada şu olur. Ama devlet işlerine karışmaz. He? Ama devlet işlerine karışmaz. Devlet işlerine, yani hükmetmediği bir yer yok. Zaten din böyle olmalı. Nasıl yürüyeceğim, nasıl konuşacağım, tuvalete nasıl oturacağım affedersiniz, tükürecek miyim? Özel hayat, kainat, dünya ve ahiret, kabir. Din hayatın hayatı ya, hayatın hayatı. Hayatın hayatın içeriği. Hayat nerede varsa din var. Din orada yok, burada var. Olmadı işte. Çok garip ya. Mesela bak bir daha okuyayım. Bir ayette bir mana diyor ki müşrikler, muhakkak ki müşrikler pistir ve necistirler diyor. Lan adam yeni yıkandı ya. Ne necisi? Lağımdan çıkmadı ki. Demek ki şirk necistir, pistir. Ben kendi kendime sordum. Ben okurken bunu hapiste yazmışım. Lan necistir, pistir. Adam nasıl pistir ya? Neyin pisidir ya? Ha, zaten yukarıda söyledi. Müşrikler. Demek ki müşriklik dışa vuruşu necis ediyor. Maddeyi değiştiriyor. Bakın itikat maddesini değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor ya? Madde değişir mi itikatta? Düşünceyle madde değişir mi? Herkesin siması niye farklı? Düşüncesi farklı olduğundan. Elsin ettikum elvanikum. Lisanlar ve simalar. Kişinin dışa vuruşudur. Nasıl olur kardeşim ya? La doktora gittiğin zaman adam çözemiyor içini. Ne diyor? Kan ver, gayta ver, idrar ver. Ulan doktor pisliği ne yapacaksın ya? Affedersin küçük ve büyük pisliği ne yapacaksın? Ne yapacağım biliyor musun diyor. Ayna gibi içeriği seyredeceğim dedi. İçimi dışarıya taşıyan değil midir? Pislik. Benim de simam da sesim de konuşmam da içimi dışarıya taşıyor.
Dışarıya taşınıyorum. Vay be. Muhakkak ki diyor müşrikler necis ve pistir. Neyin? İtikatsızlığın. Vay be. Çok hoş. O zaman şimdi yazamazsın ki bunu. O zaman yazdık böyle onu. Nasıl olduysa o zor durumlarda dedim ya kendi kendime sordum. Ulan adam yeni yıkandı. Neredesin senin pisliğin? Zaten kendisi söylüyor. Müşrik necistir diyor. Ha şirk koşmak ruhsal halet dışa vuracak. Adam mesela simalara bakın. Ben bir yere gideceğim mesela şimdi. Ya simalara görünce gene başladı bende bu sene ya. Bu kırkına geldikten sonra. Rabbimden istedim kaldırdı çok şükür. Gene alakadar etti beni bu. Farkında mısın araba kullanırken? Doktor şu simaya bak diyorum. Bir de beni uyar ya. Doktor araba sürerken. Ya artık gene ilgimi çekmeye başladı. Allah Allah. Fesubhanallah. Diyorum ya. Nasıl olmuş ya? Simalar acayibime gidiyor. Bu sene bu fark. Şimdi başladı ya. Bu sene daha farklı oldu değil mi? He, çok değişik oldu ya. İstemiyorum. Abi daha önce burada başlamışsa gene burada başlar. Evet daha önce de burada başlar. Yani istemiyorum vallahi ya. İstemiyorum. Hakikaten beni uyar ha. Abi ya dikkat et simalara bak. Yani hakikaten ya istemiyor insan ya. Korkunç ya. Sanki hayvanat bahçesinde dolaşıyoruz ya. İnsan rahatsız ediyor. Düşün ki domuzların içindesin. Allah Allah. Acayip ya. Siz de görüyorsunuz ya. Bende mi ayaklık yok ki? Sizde de var mı ayaklık? Ya görmüyor musun adam bak işte adamlıkla alakası yok. Acayip bir şey ya. Peki burada kalsın. Vahir davahım. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.